Salih, hazırlanmamışsın daha. Uf, Ayşe rica edeceğim. Bu akşam başım ağrıyor. Benden uzak dur ya. Lütfen istemiyorum. Ne diyorsun be? Dünürler gelecek. Hadi giyinmemişsin. Bak ya Allah'ım ya Rabbi. Ben şu an çıplak mı duruyorum Ayşe? Şu an çıplak mı? Yine bak artı 18 imarlarda bulunuyorsun. Gerçekten olmaz. Ay saçma sapan konuşma. Bunlar kültürlü insanlar, modern insanlar, Avrupa görmüş insanlar. Tamam ben de gördüm Avrupa. Nerede? Ne var yani? Nerede gördün sen Avrupa? Her hafta Avrupa Ligi maçlarını izliyorum ben. İngiltere, Fransa, Allah'ım. Ay, rezil olacağız. Vallahi rezil olacağız ya. Allah'ım ya Rabbim. Anne, ha? Anne. Ne oldu? Anne, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ben galiba okumayı unuttum. Sen okumayı biliyor muydun ki? Salih. Ne oldu oğlum? Nasıl oldu? Ya şimdi misafirler gelecek, kültürlü görüküyüm diye böyle kitaplar aldım. Ama okuyamıyorum. Ver bakayım şunları. İşin tuhafı anlamıyorum da. Oğlum okuyamadığın şeyi nasıl anlayacaksın? Nasıl yani? Duyduğunu da anlamıyorum mal. Bir dakika, bunları ben de okuyamıyor muyum? Sen de mi unuttun anne? Hayır, salak oğlum. Bunlar İngilizce. Bir şey diyeceğim, sen İngilizce bilmiyorsun ki. Nasıl anladın? Hayır, bir kitabın İngilizce olduğunu anlamak için İngilizce bilmek mi gerekiyor Salih? Evet. Mesela ben sana bu kitap Fransızca desem kendini nasıl savunacaksın? Ay saçmalama bak. Shakespeare yazıyor burada. Shakespeare nereli? Nereli? Yozgat. Aa, Yozgatlı mı? Lan oğlum saçmalama, İngiliz işte. Yozgat İngiltere'de mi? Ay. Vallahi delireceğim ha. Allah Allah. Ayrıca ben de İngilizce bir şeyler biliyorum. Ne biliyorsun? Söyle bakayım. Ayem Ayşe yani. Şok. Of. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir gece de cahil kalacağım zannettim. Sen dün gece de cahildin Mustafa. Salih, yeter artık. Şş, bana bak. Müzikleri ayarladın değil mi sen de? Ayarladım, ayarladım. Kendin... O iş bende. Merak etme. Tamam. İyi. Modern görüneceksin, unutma. Tamam. Modern. Modern olacağız bugün. Ayşe ya, Ayşe. Uf. Gerçekten bak rica edeceğim. Çocuk da ortada, bizdeki mal da ortada. Yani bizim böyle dünürlere yaranmak için modern olmak falan... biz muasır medeniyetler seviyesine çıkamayız öyle bir gecede. Salih, ya Allah Allah, rezil mi olalım ya ha? Kızımızı rezil mi edelim? Ne diyorsun? Bugün modern ve kültürlü bir baba olacaksın, o kadar. Ben o kıl kuyruk damadın ailesine yaranacağım diye... modern taklidi falan yapamam Ayşe. Öyle mi Salih? Öyle. O zaman bize tır şoförlüğü yaptığın zamanlarda ben bu akşam gelmeyeceğim, sevkiyat var aşkım deyip Kiev'e gidecekken kimliğini evde unuttuğun için geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalma rezaletini anlatmak ister misin Salih? Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Tamam. İnsan ol yeter. Öyle olmak olmamak falan geç onları. Ay. Ne bu haliniz ya? TRT korosuna mı katıldınız? Ay inşallah o da olur canım. Papyon mu fazla? Yani şu an komple fazla gibisiniz baba. Ay saçmalama kızım ya. İlk intiba önemli. Biz bu adamları sadece uzaktan görüntülü gördük yani internetten. Anne. Heh. Anne keman bulamadım. Flüt olur mu? Sence olur mu? Yılan hikayesi mi çalacağım misafirlere? Ya keman da çalamıyorum ki zaten. Telefondan açacaktım. Aslında var ya çello alacaktık. Arkasında çıplak... Ya anne ne alakası var? Ne yapıyorsunuz ya? Geldiler. Gel. Lütfen bak rica ederim. Sadece kendiniz olun. Kendiniz olmanız yeter. Tamam, tamam, tamam. Ben açıyorum. Hadi. Dur anne. Modern dur. Bana. Biraz gülün bir modern. Ne yapıyorsunuz ya? Ayakkabılarla girin. Aynen. Burası zengin ve modern bir ev. Lütfen. Teşekkürler. Lütfen, hoş geldiniz. Hoş şöyle parmak ucumla. Hoş bulduk efendim, merhabalar. Merhaba Ayşe teyze. Aa, teyze ne be Fero? Bana Ayşe diyebilirsin. Ayşe? Aferin, geç şöyle, geç. Ayşe, geç. Nasıl Ayşe? Buyurun, buyurun, oturun, oturun. Aa, Salih. Mustafa, misafirlerimiz geldi. Buyurun abi. Hemen bitiriyorum. Kusura bakma. Okumadan duramıyoruz da. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız inşallah? İyisiniz inşallah. Hiç sorun değil bu arada. Biz sonuçta yabancı değiliz efendim. Yani ne demiş Confucius? Ne demiş efendim? Kitapsız geçen bir yaşam, akşamsız geçen bir gün gibidir demiş. Ne güzel söylemiş değil mi? Evet, çok muhakkak. Çok güzel. Çok, bakın bu lafı
Milattan önce 500 senesinde söylüyor adam. Çok çarpıcı değil mi? Evet, valla çarpıcı. Ben böyle bir elektriklendim yani. Çarpıldım. Bana bak, sen de bir laf et, atta kalma. Nasıl bir laf edeceğim ki? Çarpıcı bir şey söyle işte. Efendim bakın, şöyle bir laf var. Ne demiş? Bir donu var, kırmızı. Kah anası yer, kah kızı. Kim demiş efendim? Kah talamıcı demiş. Çok güzel bir söz, anlamlı. Bir de şey var tabii, anasına bak, kızını al. Kolumuzda bilgisi yok. Efendim, ne okuyordunuz? Shakespeare efendim. Bayılırım. Ben çok sevemedim. Ben çok, beni almadı. Yani onun filmi daha güzeldi. Film derken hangisi? Komiser Shakespeare. Kadir İnanır oynadıydı ya hani, karakolda geçiyor. Ay ya, babam ve şakaları çok nüktedan bir insan. Evet, çok nüktedanım. Aynı zamanda biraz küşkül pesent ve derd üzeştim. Efendim, evet. Shakespeare'in Otello'su oynanıyor bu aralar. Aa, hangi otelde? Gene şaka yaptım. Gençler çalışmışlar, çok güzel. Bence bir gidin bakın. Aa, gidiyoruz efendim. Her pazar öğleden sonra gideriz biz. Evet, hatta en son Kutsal Damacana'ya gittik. Mükemmel bir eserdi. Başyapıt. Harika. Melis, nasılsın bakalım? İyiyim Celal amca. Amca deme. İyiyim Celal baba. Baba deme. İyiyim Celal emmi. Bana sadece Celal de. Bana herkes Celal der, öyle değil mi? Celal doğru söylüyor. Yani böyle sonuna amca, baba falan getirdiğin zaman böyle biraz bir mesafe oluyor gibi oluyor, öyle değil mi? Baba, bence bu adam da bir şey bilmiyor. Her cümlenin sonunda öyle değil mi diyor. Ya da onaylanmak istiyor, onaylayalım, yazık. Amca, öyle. Öyle. Celo, bu arada Celo diyebilirim değil mi? Dediniz zaten, buyurun. Ah Celo'cum, Avrupa nasıl? Çok özledim de. Aa, siz Avrupa'da baba, süs bulun... Baba, süs yem onu. Pardon, Avrupa'da bulundunuz mu? Avrupa'da bulundunuz mu diyor. Avrupa'yı biz bulduk. Ben Almanya'da büyüdüm. Baba, sen 4 aylıkken geldin ya buraya, nasıl büyüdün? Kızım, o 4 ayda neler oldu? Sen çocuğa... bakın, benim babam Almanya'ya gönderilen ilk bilim insanı. Ne? Dedem suyu tesisatçı değil mi ya? Kızım, bir yanında konuştum. Ay, ne iyi oldu da geldiniz ya. Öyle görüntülü konuştuk falan, görüşememiştik bir. Gerçekten ya. Yani kız isteme, online kız isteme. Siz Avrupa'da yaşadığınız için tabii biraz garip oldu. O internette devamlı donuyor. Sizin kayınpeder, Allah'ın emri peygamberi kavli derken... dondu ya böyle bir adam. Allah'ın emri peygamberi dondu böyle. Biz adam felç geçirdi sandık. Babam felç geçirdi efendim. Geçmiş olsun. Nasıl? İyi değil mi şimdi? Haftasına rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Toprağı yok. Nasıl yani? Biz kadavra olarak üniversiteye bağışladık kendisini. Söyleyin de fazla kurcalamasınlar bari. Ne bileyim Ayşe, nasıl telli vereceğim şaşırdım. Şey yapalım ya, bir kahve mi içsek böyle bir dilimiz damağımız kurudu. Ah, ne kahvesi canım? Onları Avrupa görmüş insana. İçki neyim de var. İçki neyim mi? Ben bir içki alırım Melis. Nasıl lan? Ne oldu Salih? Hani moderndik? Sen hiç böyle yapmazdın. Ben de şişeyi getir yavrum. Melis'ciğim, biz alkol kullanmıyoruz. Varsa ben bir espresso alırım. Ben de bir cappuccino. Ben yardım edebilirim hayat. Baba hayatım dedi. Ya ne desin, bacanak mı desin? Nişanlı ya onlar. Yok bebeğim, sen otur. Bebeğim, bu da bebeğim diyor. Neyse, Allah'tan nişanlılar. Yoksa babam zopayı vurmuştu çanağına. Mustafa! Ah, zopa mı, çanak mı? Öyle mi efendim? Hayır tabii ki Celal. O saçmalama. Ben öyle bir insan mıyım? Ben çocuklarımın her türlü kararlarında her zaman arkadasında durmuş bir insanım. Evet. Öyle mi Salih? Öyle Mustafa. O zaman sana şunu söyleyeyim. Ben dövme yaptırmaya karar verdim. Ne yaptıracaksın oğlum? Kelebek. Şuraya. Ardıma. Ardına kelebek kondur. Yaptır, yaptır.
Yaptır tabii oğlum. Senin bedeni senin kararın. Tabii canım. Öyle değil mi yani? Böyle şeylere zaten kızacak bir insan değilim. Yani biraz ne bileyim çağdaş olmak lazım, öyle değil mi Celo? Yani ben bu konuda biraz geri kafalıyım ve yani... Kuralcısın. Kuralcıyımdır evet, yani evet. Birazcık yani öyle düşünüyorum ben. Öyle... Hatta Ferit'le Melis'ciğim Londra'ya bizim yanımıza nişanlanmadan önce geldiklerinde... Celal böyle bir panikledi yani siz bir şey dersiniz diye. Londra'ya mı geldiler? Ah! Ne oldu, ben pot mu kırdım? Haberiniz yok muydu? Yok, olur böyle şey. Biz Amerika diyebiliyorduk. Ona şaşırdı. Evet, ona şaşırdı. Bunlar Afyon'a gitmemişler mi Kaplıca'ya? Modern ol, devam ki. Boş ver, çaktırma. İyi oğlum, sen heyecanlı mısın? Düğün olacak. Getir kızım, getir. Vallahi efendim, çok heyecanlıyım. Bir an önce evlenelim de balayına gidelim istiyorum. Evlenmeden gidin canım balayına. Vallahi mı? Vallahi. Londralara gidilmiş ne de olsa, değil mi? Yani beyefendi, ne olur yanlış anlamayın. Yani siz, Melis bizim kızımız sayılır. Yani öyle kötü bir şey gelmesin aklınıza. Siz biraz kızdınız galiba. Yok be! Bakın gülmekten kendimi alalım. Hayır, öyle şey olur mu? Ben asla kızmam. Bakın ben bu tarz şeylere takılmam. Zaten şöyle söyleyeyim, Melis'in erkek arkadaşı da bizde kalabilirdi yani. Aa aşkım ya, senin yüzünden adama söylemedik bak. Senin yüzünden 3 kere balkondan atladım. Melis! Bak ne kadar üzüldü ya. Efendim merak etmeyin, iyiyim. Sadece sağ dizimde platin var. O kadar ama 6 aya çıkartacak, eskisinden daha iyi olacak. Ferit, sen izinsiz bu eve mi girdin yavrum? Ama ne olacak be? Hırsızlık mı yaptı sanki? Genç onlar olabilir. Misal biz düğündeyken Melis 4 yaşındaydı. Ha, Melis ilk eşinizden mi? Yok kız, anlamıyor da. Önden işi pişirdik. Avrupa'daki gibi. Aha, Ayşe, ne diyorsun Ayşe? Ya moderniz işte diye yalandan. Babuş! Efendim oğluş! Ya ben diyorum ki ben bu önümüzdeki hafta tek başıma bir Amsterdam'a gideyim. Oranın tiyatroları biraz daha farklıymış. Biraz kültürleneyim. Senin yaşın oralar için biraz küçük değil mi yavrum? Küçük ama etkili diyelim. Ben gideyim de hazırlanayım. İyi, git git. Belki ben de gelirim bekarlığa vedaya. Kayınço! Sen biraz bugün fazla cesursun Ferit. Celo! Celo! Lütfen sinirlenme. Hangimiz çılgınca bir bekarlığa veda partisi sonrası sızmış bir vaziyette Samatya meydanında bir bankta yatarken polisler tarafından bulunup bir hafta boyunca komada kalmadık ki. Ne diyorsun Salim? Sen bana Eyüp Sultan'a şükür namazına gittim dedin. Kızım yalandan diyorum işte, modern olalım diye. Hem çocuğa da kızmayın. Biz çok modern bir aileyiz. Sen hiç Melis'in önceki sevgililerine de kızmazdın. Kesinlikle. Bakın. Nasıl? Kesinlikle kızmazdım. Melis'in önceki sevgililerin asla... Bir sürü sevgilisi oldu, hiçbir şey demedim. Bir sürü derken mesela yani nasıl, ne kadar oldu ki? Yani ben deyim 10, sen de 20. Siz değil, sizinki daha az. 10. Nasıl 10 ya? Kızım niye sinirleniyorsun ya? Niye sinirleniyorum? Saçmalıyorsun çünkü. Yok öyle bir şey. Benim haberim olmadı bana. Ferit sen neden bir dakika, sen neden şaşırdın ki buna bu kadar? Söylemedi çünkü bana hiç. Yok ya öyle bir şey, o yüzden söylemedi. Yalancı da babasına çekmiş. Ya. Ay sanki biz de kızan bir aileyiz canım. Ben 2 sene önce bunu sevgilisiyle Safari'ye bile yolladım. 2 sene mi? Melis biz 3 senedir birlikteyiz. Aldattıysa demek. Bak beni çıldıracaksın baba, saçmalama kendine gel ya. Ya işte bu da böyle bağırır. Modern ailenin problemli çocuğu. Biz bana bunu nasıl yaparsın ya? Ya şimdi onu mu anlatsın kız? Ya saçmalama. Beyefendi siz ne diyorsunuz ya? Ya ama bir dakika lütfen rica edeceğim, siz biraz sinirlendiğiniz şey yapalım en iyisi. Biz böyle ailecek bir tatile gidelim. Yahu ne tatili canım? Çıplaklar kampı diye düşünüyorum. Olmaz mı? Celal! Ne oluyor ya? Avrupa'da da öyle değil mi? Başlatma ulan Avrupa'na! Yani bir dakika siz... yani ben yanlış bir şey mi söyledim? Başlatma derken başlatma... Bu nedir ya? Ya bu nedir oğlum sen? Sen bizi buraya getirdin, dedi ki bunlar örfüne, adetine bağlıdır dedin. Bizi buraya getirdin. Bunlar nasıl aile, biz nereye düştük oğlum ya? Ferit! Bak... Benim bu aileyle hiçbir şekilde dünürlük akrabası şeyim yok. İznim yoktur. Hadi gidiyoruz. Ay nasıl, siz Avrupalı değil misiniz? Biz yanlış mı anladık ya?
Avrupalıyız da. Ulan iki sene Avrupa'da yaşadık diye siz bizi cello mello mu sandınız? Adanalıyık ulan biz. Adanalısınız tabii, siz bizi yanlış anladınız. Yürü Ferit, gidelim. Yürü ya. Hayır, Celal baba gitmeyin ya. Baba deme. Diyeceğim. Törelerimize göre size Cara baba demem gerek, Cara. Ne bakıyorsunuz ya? Biraz abarttım ne var? Siz de deminden beri abartıyorsunuz. Bakın yemin ediyorum deminden beri anlattığınız gibi bir aile benim ailem. Yani sanki biraz size ayak uyduracağız, modern olacağız derken birazcık saçmaladılar sadece. Yok, birazcık değil. Birazcık değil. Bayağı saçmaladı. Çok özür dileriz. Ya ben dedim ama Ayşe sana. Ben dedim, lanet olsun bu papyona. Ben vallahi papyon falan ilk defa takıyorum. Çok özür dilerim. Sizinki çok yakışmış. Sağ ol. Sizinki çok yakışmış. Sağ ol, teşekkür ederim. Kusura bakmayın vallahi, size ayak uyduracağız diye. Ama şey efendiciğim, bu ayak uydurmak değil. Yani direkt uydurma. Böyle bir modernlik yok. Zaten biz de böyle insanlar değiliz. Tamam değiliz. Avrupa'da yaşadık ama örf, adet ve annelerine bağlı insanlarız biz. Bu arada annenem gelemedi. Çok selam söyle. Oğlum o öyle bir şey değil yavrum. Üretim üstünde kalmasın. Ya hadi gidelim ya. Gidelim, gidelim hadi tamam. Gidelim. Hayır ya. Gitmeyelim. Bir şey söyle. Biz de öyle değiliz. Biz de öyle evet, değiliz. Evet, lütfen ya. Bakın gerçekten biz gerçekten öyle. Ben bir kelime İngilizce bilmem. Allah çarpsın. Ha ben biliyorum. I am Ayşe. Ayşe. Tamam baba ne olur ya. Bari hiç yoksa dizimdeki platinin hatırına baba. Ne olur oturun son kez bir konuşun. Ben bu kızı çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Tamam oturun. Gel, tamam. Tamam oturun. Ne oldu? Oturun. Numara yapma. Numara yapma. Numara da iyileşti. O platini de konuşacağız. Evet o. Elvan Dalton senin. Onu konuşacağız. Konuşun canım. Konuşun. Ha şöyle bir tarz böyle bir şamarlayın canım. Değil mi? Ya çanağına şöyle bir şamarı çakın ya. Ha? Ben de şimdi bir çay demlerim, mis gibi otururuz. Hadi baboş! Çok affedersiniz ben. Mustafa, hayırdır oğlum? Ya dedim ya baba, Amsterdam'a gideceğim diye. Bu da unutuyor her şeyi, buna diyece ya. Amsterdam falan yok, tamam konuştuk biz. Oyun moyun bitti, eskisine döndük. Ne oyunu ya? Ben aldım her şeyi, oteli ayarladım, biletleri ödedim. Hepsini senin kredi kartından çektim. Nasıl olsa moderniz, ödersin. Müsaade var mı? Vallahi bir şamar da ben atarsam var. Aa, tamam, hadi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Çok güzel hareket diyenler. Zil miydi? Atakan'ın zile uğurluyoruz. Celal hocam, fazla papyonlu. Hocam bize bilmediğimiz bir şey söyler misiniz? Epidemos. Abi çıkış noktanız neydi ya? Yani böyle bir şey yaşadın mı sen daha önce işte ailede falan? Yani yaşamadık ama yaşasak nasıl olurdu diye düşündük. Biraz oradan yola çıktık. Böyle dedik nasıl olur böyle bir aileyle karşılaştırsak. Biraz abarttık tabii, egzajer ettik. Böyle bir şey yaşamadık. Allah kimseye de yaşatmasın. Bu arada Avrupa'dan gelen misafirlerimiz de var bugün. Nereden? Nerelerden geldi? Buyurun. Bugün salonun yarısı Avrupa. Fransa var. Tabii. Ankara var. Celal hocam bir şey söyleyeyim. Avrupa demişken, bakın Avrupa'nın şekillenmesi özellikle... Çok benzemiş ama ya, hakikaten. Çok birebir olmuş ya. Ben gördüm. Saçma. Saç makyaj ekibimizi çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hareketler Celal Hoca ile devam ediyor. Çok güzel hareketler bu.